Selamlar yeniden. Kolay gelsin. Şimdi dersin devamındayız. Bu beşinci mi altıncı mı ne video oldu? İyi gidiyoruz yani öyle düşünün. Az önceki videoda Piaget'in kuramına giriş yaptık. Temel kavramları anlattık. Bir soru muhakkak buradan gelecek. Hani denge, dengesizlik, yeniden denge, adaptasyon, özümseme, uyumsama, örgütleme bu kavramlar. Şimdi gelelim bakın. Piaget'e göre insanın zihninin gelişmesini neler etkiliyor? O faktörlere bakıp dönemlerine geçeceğiz. O dönemlerden de soru geliyor bize. Arkadaşlar Piaget'e göre, başlığı ona göre kurgulayın kafanızda. İnsanın zihninin gelişimini etkileyen en önemli faktör olgunlaşmadır. Ha şimdi e bizim en baştaki konularda temel kavram olarak anlattık hatırlıyor musunuz? Kalıtımla gelen potansiyelin zaman geçtikçe şekillenmesi, belli düzeylere erişmesi, zihinsel olarak, fiziksel olarak, kişilik olarak, ahlak olarak, kalıtımsal yapının belli seviyelere erişmesine olgunlaşma diyorduk. Piaget diyor ki, her insanın zihni hem kalıtımla gelen potansiye çevre tarafından işlenir diyor. Yani kalıtımsal yapımız olgunlaşmadan ne yaparsan yap, çocuğu saraylarda da büyütsen o beceriyi kazandıramazsın diyor. Öncelikle diyor olgunlaşma olacak. Hepimiz insan, aynı canlı türüne sahibiz. O yüzden diyor tüm insanlar belirli yaşlarda belirli olgunlaşma düzeyine erişir, belirli becerileri kazanırlar diyor. Şöyle ki bakın. Şurası hayat, gelişim süreci, döllenme ile ölüm arası. Piaget'in kuramında adam doğum öncesine dair hiçbir şey çalışma yapmamış. Buraya dair bir şey yok. Şuradan itibaren çocukları, insanları incelemiş. Diyor ki: Her insan dünyadaki her insan bakın dağın başında da büyüse, Londra'da metropolde de büyüse fark etmez. 0-2 yaş arasında zihni olgunlaştığı için kendi kendine otomatik olarak bazı zihinsel becerileri kazanır diyor. İşte az sonra da bunları tek tek göreceğiz. Nesne devamlı ertelenmiş taklit döngüsel tepkiler falan filan. Olgunlaşmaya dayalı olarak şu becerileri kazanırız. 0-2 yaş arasında insanların zihninde şu beceriler vardır diyor. Tamam. Yaşımız devam ediyor. Zihin olgunlaşmaya devam ediyor. 2-7 yaş arasında. Bunları zaten kazandık. Bu sefer diyor şunları kazanırız. Bunları da göreceğiz. Odaklanma, sembolik oyun, ben merkezilik, animizm, yapaycılık. Şunları her insan kazanır diyor. Tamam. Fakat... Hadi buraya bir dikkat. Biz diyor şu yaşta 2-6 yaş, 7 yaş arasında şunları kazanırız. Öncesinde kazandıklarımız yok olmuyor. Hatırlayın gelişim birikimli, sürekli devam ediyor. Yani bu yaşa gelen insanın zihninde aslında şu kadar beceri var. Büyüyoruz, zaman geçiyor. Bu sefer 6-12 yaş arasında her insan şu becerileri kazanır diyor. Şunu, şunu, şunu işte tüme varımı kazanır, mantıklı düşünmeyi kazanır, gerçekçi düşünmeyi kazanır, zaman algısı oluşur, odaktan uzaklaşmayı kazanır, çoklu boyutlu düşünür vesaire. Bunları kazanırız toplamda kazı sahip olduğumuz zihinsel beceriler şunlardır diyor. Ve 12-18 yaşına geliriz. Olgunlaşmaya dayalı olarak her insan geri kalan becerileri de burada ediniriz diyor. Şöyle. U, Ü, V, Y, Z nokta. Kazanılabilecek bütün zihinsel beceriler 18 yaş civarına kadar kazanılır. Toplamda şu kadar zihinsel becerimiz olmuş olur. Artık kazanacak başka bir özellik kalmadı diyor. Yani Piaget'e ya göre 18 yaş civarında bilişsel gelişim tamamlanır diyor. Ve diyor ki hani biz şu dönem şu zaman aralıklarına bir dönem yazdık ya. Ne dedik mesela şuraya bebeklik dönemi demiştik. Piaget buraya arkadaşlar duyu motor dönemi diyor. Duyu organlarıyla motor beceriler aktif. Şuraya ise 2-7 yaş arasına işlem öncesi dönem diyor. Henüz zihinsel işlem yapılamayan dönem. 6-12 yaş arasına ise somut işlemler dönemi diyor. İşlem yapabiliyoruz zihinsel olarak ama somut düzeyde. 12-18'e ise soyut işlemler dönemi adını veriyor. Bu kadar insanın zihninin gelişimi olgunlaşmaya dayalı olarak ilerler. Olgunlaşmayla biz hiçbir şey yapmasak da dünyadaki her insan şu yaş aralıklarında bu dönemlerde bulunur ve bu becerileri kazanır zaten diyor. Piaget'e soruyorlar. Peki diyorlar biz neredeyiz? Şu an bu videoyu izleyen evinde sınava hazırlanan 20 yaşındaki, 30 yaşındaki, 40 yaşındaki şuradaki insanlar diyor hangi dönemde? Piaget diyor ki burada kazanılacak zihinsel özellik yok. Yani hepsini bu aralıkta kazandık zaten. Buralarda bir özellik olmadığı için inceleme yapmamış ama o detay bir bilgi. 18 ve ölüm arasına ise soyut üstü dönem adını vermiş. Bu kadar. Burada da kazanılacak hiçbir beceri bulunmuyor. O yüzden... Biz şu dört dönemi işleyeceğiz. Her senede işte bu dört dönemde kazanılan özelliklerden mutlaka soru geliyor. O zaman insanın zihninin gelişimini etkileyen en önemli faktör olgunlaşmadır. Bu arada laf arasında şunu da söyleyeyim. Eksik bilgi falan kalmasın. Hani yanlış anlatım, yanlış algılama olmasın sorulara dahil. Bizler hani her insan ne yaşarsa yaşasın, nerede bulunursa bulunsun, şu yaşlarda bu özellikleri kazanır diyoruz ya. Bu aslında şöyle bir detay da var. Her insan soyut işlemler dönemine gelir. Her insanın zihinsel gelişimi tamamlanır değildir. Çünkü dedik ya bir önceki derste zihinsel engellileri güzel kontrol grubu olarak. Zihinsel engelli bireyler buralara gelemezler. Yaşı ilerler ama zihin olgunlaşmadığı için bazı zihinsel engelliler 30 yaşındadır mesela 20 yaşındadır. Ama şunları kazanamamıştır. Zihni bu kadar gelişmiştir. Bazı zihinsel engeller sadece bunları kazanmış, bazıları sadece bunları kazanmıştır. Temel olarak durum bu. Yani her insan soyut işlemlere ulaşır mı? Yok, ulaşamaz. Çünkü zihinsel engelli bireyler ulaşamıyor. Normal insanlardan bahsediyoruz. Yaş ilerledikçe zihinde gelişir. Peki, olgunlaşma. O zaman şöyle diyelim. Kalıtımla gelen, kalıtımla gelen potansiyelin zaman içinde açığa çıkması, potansiyelin zaman içerisinde açığa çıkması, zaman geçtikçe ortaya çıkması gibi düşünebilirsiniz. Zaman içerisinde açığa çıkması, zihnin gelişmesi, kalıtımsal potansiyelin gelişmesi. Şimdi... Güzel bir mantık yürütelim. Madem her insan nerede yaşarsa yaşasın dağın başı Londra, İstanbul, Rusya fark etmez. Herkes kalıtımla bu becerileri kazanıyor. O zaman bizim farklılığımız nereden kaynaklanıyor? Farklılığı oluşturan şu işte. Yaşantı farklılığı. Herkesin yaşantısı aynı değil. Şunu arkadaşlar ÖSYM'e deneyim diye de sorar. Aynı şey çeviri farklılığı. Katılım diye de sorar. Bak kalıtım değil katılım. Lütfen. Katılmak, bulunmak, etkin katılım. Kalıtım başka bir şey. Katılım bambaşka. Şimdi gelelim. Her insan şunları kazanıyor bu yaş aralığında. Peki şöyle düşünün. Atıyorum. Somut işlemlerin sonlarında biz tüme varımı kazanıyoruz. Tümden gelimi kazanıyoruz. 11-12 yaş civarı. Peki her insan 11-12'de bunları kazanıyor da her insan bunları aynı seviyede mi kullanıyor? Yok. Her insanın bunları kullanma sayısı farklı. Dağın başında büyüyen, yaşantısı daha seyrek, daha fakir olan e, günde 3 defa kullanıyor. Ama daha zengin yaşantılar geçiren, okula giden, akademiye giden, ne bileyim onu yapan, bunu yapan farklı yaşantılar geçirdiği için günde 300 defa kullanılıyor. Olgunlaşmayla kazanılan herhangi bir beceri, ne kadar çok kullanılır, ne kadar çok yaşantı geçirilirse zihin o kadar çok gelişir. Şimdi çocuklarınızı düşünün. Öğrencilerinizi, kendi çocuğunuzu, çevrenizdeki çocukları fark etmez. Bir çocuk var, okula gidiyor, etkinlikler yapıyor, aktiviteler yapıyor, hafta sonu drama kursuna gidiyor, halk oyunları kursuna gidiyor. Bir çocuk var, okula gönderilmiyor. E şimdi ikisi de olgunlaşmayla o beceriyi kazanıyor ama biri daha çok kullanıyor, biri daha az kullanıyor. Zihinsel gelişim temel farklılıkları bu. Hatta Piaget'in şöyle bir tavsiyesi vardır bakın. Der ki, öğrencilere, çocuklara mümkün olduğu kadar uyarıcı zenginliği sunmamız gerekir. Okulda, sınıfta, evde. Ne kadar uyarıcı zenginliği olursa çocuğun geçireceği yaşantı o kadar fazla olur. Yaşantı fazlalığı da, öğrencinin çocuğun zihninin gelişimini destekler. O zaman buna şöyle diyebiliriz. Olgunlaşma ile kazanılan becerilerin yani olgunlaşmayla kazandık tamam. Kullanılma sayısı arttıkça ne kadar çok kullanılırsa arttıkça bilişsel gelişim olumlu etkileniyor. Öğrencilerimize işte biraz Zihinsel olarak daha büyük destekler vermemiz gerekiyor. Yaşantılarını zenginleştirelim. Peki üçüncü faktör insanın zihninin gelişimini etkileyen üçüncü faktör Piaget'e göre sosyal aktarım. Yani bu konuda peki Piaget'in en haklı olduğu yerlerden biri bu. Söylenince genelde bana kızıyorlar da sosyal aktarım. Bizim zihnimizin gelişimini etkileyen önemli faktörlerden biri. İçinde bulunduğumuz sosyal çevreyi bir düşünün. Aklınıza kim geliyorsa diğer insanları, Aileniz, akrabanız, eşiniz, dostunuz, iş arkadaşlarınız, ne bileyim okul arkadaşınız, kanka, pampa dedikleriniz hiç önemli değil. Arkadaşlar içinde bulunduğumuz sosyal çevre bize ancak kendi kapasitesi kadar aktarımda bulunabilir. Takıldığımız insanlar, etkileşime girdiğimiz insanın kapasitesi bu kadar. Sana en fazla bu kadar aktarır. Ama etkileşime girdiğin insanın kapasitesi bu. Ya kapasiteden kastım bilgisi, birikimi, tecrübesi, donanımı o sana bu kadar aktarımda bulunuyor. Sosyal çevre ne kadar aktarımda bulunursa zihin o kadar çok gelişiyor. Hani derler ya coğrafya kader diye. Yanlış arkadaşlar. Uydurma bu söz. Ya şöyle uydurma deyince ya haddim değil tutup da İbn Haldun'u falan filan eleştirmiyorum. O ayrı. Ama inanın ailedir kader olan. Hangi ailede doğup büyüdüysek Hangi aile sosyal çevre bizi büyüttüyse, aile değil sadece anne baba değil. Ondan sonra arkadaşlardır kader olan. Ondan sonra diğer insanlardır kader olan. Çünkü etkileşime girdiğimiz insanlar bize aktarıyor. Ya bir düşünün sizler mesela fakülte mezunusunuz. Bilginiz, birikiminiz, deneyiminiz var. Kendi çocuğunuza şu kadar şey aktaracaksınız. Şimdi siz kendi anne babanızı, dedenizi, onun babasını düşünün. Ya bir ilkokul mezunu anne baba var. E bu o da bu kadar aktarabiliyor. Sosyal çevre kendi kapasitesi kadar bireye aktarımda bulunur. Bu da onun sosyal, zihinsel gelişimini etkiliyor. Sosyal aktarım önemli ona göre. Ha çok klişe bir laf olacak ama tekrarlamaktan zarar gelmez. Çok güzel bir şey çünkü. Derler ya hani en çok etkileşime girdiğiniz 5 kişiyi düşünün en çok kimle etkileşime giriyorsan düşün 5 kişi işte Ayşe, Ahmet, Mehmet falan. Bu 5 kişinin ortalamasını al işte o ortalama sensin. Kimle takıldığımız, kimle etkileşime girdiğimiz de çok önemlidir. Bu da onu söylüyor. Zihnin gelişimini destekliyor. Yani içinde bulunulan bulunulan sosyal yapının, sosyal çevrenin bireye aktardıkları kültürel olarak, bilgi olarak, beceri olarak, konuşma dili olarak bireye aktardıkları neyse bunlar zihinsel gelişimi önemli ölçüde etkiliyor. Olumlu olumsuz fark etmez. Bilişsel gelişimi etkiler. Peki insanın zihninin gelişimini etkileyen dördüncü faktör ise az önceki derste gördüğümüz dengeleme olayıdır. Hatırlayalım. Piaget diyordu ya, Adam biyolog. Nasıl ki vücudumuz hep doğal dengesini korumak ister. Hep atıyorum sıcaklık 36,5 olsun. Hastalık gelirse hemen bir hücre üretip kanda savaşsınlar vesaire. Aynı şey zihinde de var. İnsan zihni netli karar. İnsan zihni kesinli karar. Bilmediğimiz, belirsiz olan şeyler zihin sevmez. O yüzden dengeleme denilen eğilim insanın zihninin gelişimine önemli katkıda bulunuyor. Neden? Çünkü bizim zihnimiz ne kadar çok şöyle denge, dengesizlik ve yeniden denge sürecini yaşarsa e bunu yaşamak için de yeniden denge ne olması lazım? Kafamızın karışması lazım. Bir şeyler öğrenmemiz lazım. Yaşantı geçirmen lazım. Merak etmen, sorgulaman, şüphe duyman, araştırman lazım. Hep denge pozisyonunda kalırsak bu bizim zihnimizi körertir denge pozisyonunda kalmak zihinsel gelişim için kötüdür. Denge pozisyonunun bozulması, dengesizliğe düşmek otomatik olarak yeniden dengeye çıkmayı sağlayacak. E yeniden dengeye neyle çıkıyorduk? Hatırlayın adaptasyonla. E adaptasyon neyle oluyordu? Ya özümseme yapıyorduk, ya düzenleme yapıyorduk, yok sayıyorduk veya. Şunların sayısı arttıkça o kadar çok zihin gelişir. Piaget'in mantığı diyor ki çocukları bolca şaşırtın. Çocuklar merak etsinler. Onlara sürprizler yapın diyor. Bir öğretmen olarak düşünün diyor. Fen eğitiminde özellikle. Diyor ki çocuklara diyor gelip zaten bildikleri şeyleri motomot bir şekilde aktarmak onların diyor zihninde merak, çelişki, zıtlık oluşturmadığın için dengesizlik ortaya çıkmaz. Çocuk öyle sıkıla sıkıla dinler. Ama diyor onları şaşırtsanız, bildiklerine aykırı bir şeylerle, sorularla, örneklerle karşılaştırsanız kafa karışır. Dengesizliğe ulaşır. Yeniden dengeye ulaşmak için bir şeyler yapar, zihnini geliştirir. Ufak bir pasaj belirteyim. Piaget'in belirttiği bir eğitim öğretim modeli var. Bunu da Robert Karpula. Şey, öğretide geçer de detay. Adam almış bunu. 3 E dediğiniz öğrenme halkasıyla eşleştirmiş. Bakın diyor ki normalde diyor Öğrenciler diyor. Hadi 8. sınıf öğrenciler. Öyle diyelim. Nerede? Aynı renkte olan. Ha buldum. Öğrenciler diyor. 8. sınıfa geldiklerinde. Bir de tutabilsek. Bu da ergen sakarlığı mıydı? Buna örnek veremeyeceğim. Konu başka. 8. sınıfa gelen öğrenciler diyor. Şişe mantarının suda batmayacağını bilirler diyor. Biz geldik, dedik ki çocuklar dedik, bu elimde tuttuğum ne? Şişe mantarı. Ben bunu suya koysam ne olur? Batmaz öğretmenim. Suya koyduk, gözlerinin önünde bir leğendeki suya. Baktık ki batmadı. E zaten çocuk böyle biliyordu. Bak kafa dengede kaldı. Oysa ki diyor, şöyle yapsa öğretmen. Bir gece önceden. iki tane şişe mantarı, aynı renk, aynı boyut. Şişe mantarlarından birinin içine tutup demir bir bilyeleri dolduralım, kapatalım. Görüntü aynı. Ertesi gün geldik işte bir tepside su var. Çocuklar elimde iki tane şişe mantarı var. Bunları suya koysam sizde ne olur dedik. Çocuklar diyor ki hocam ikisi de batmaz, ikisi de suda yüzer. Tamam. Bir bıraktık suya, içinde demir birliği olan battı, bir tanesi batmadı. Bakın şimdi çocuğun bilgisine zıt bir durum. Aa nasıl oldu der, şaşırır. Bu da dengesizliğe düşürür onu. Araştırır, bakar, kurcalar eder. Ha bunun içinde şu varmış der yeniden dengeye ulaşır. Dengeleme sürecini yaşattığımız için de zihinsel gelişimi olumlu etkilenmiş olur. Umarım anlatabildim. Şaşırtmak, merak ettirmek lazım. Dengeleme, denge, dengesizlik, yeniden denge. Denge, dengesizlik, yeniden denge süreci yaşandıkça bu ne kadar çok yaşanırsa zihinsel gelişim o kadar olumlu etkilenir. Bilişsel gelişim olumlu etkilenir. Bu kadar. Piaget'e göre bilişsel gelişimi etkileyen dört tane faktör var. Olgunlaşma, yaşantı, sosyal aktarım, dengeleme. Misal çok standart bir ÖSYM sorusu size. Aşağıdakilerden hangisi? Piaget'in kuramına göre bilişsel gelişimi etkileyen faktörlerden biri değildir. Bu kadar. Şu dördünü yazar. Beşe de böyle alengirli bir şey yazar ki E şıkkına mesela. Ne bileyim ona da tekrar der mesela. Uydurdum. Aklınızda bulunsun. Bu kadar. Umarım anlaştık. Şimdi asıl yere geliyoruz. Piaget'in konusunda. Ne dedik arkadaşlar? Olgunlaşmayla her insan belirli yaş aralıklarında belirli becerileri kazanır. İşte şimdi şu becerileri göreceğiz bu becerilerden ÖSYM'nin takıntılı olduğu belli başlı olanlar var. Onlara özellikle dikkatinizi çekeceğim. Yoksa yüzlerce kavram var Piaget'in çalışmasında. Her şeyi bilmektense bize lazım olanları bilelim. Piaget'de temel kavramları anlattık. Bilişsel gelişimi etkileyen faktörleri anlattık. Şimdi olgunlaşmayla kazandığımız zihinsel becerileri anlatalım. Bilişsel gelişim dönemleri Oraya bakalım şimdi. ÖSYM mesela son yıllarda hep belli şeyleri sormuş. Onlara önem vereceğiz. Bilişsel gelişim dönemleri. Önce şu duyu motor dönemini anlatalım. Sonra bir ara verir. Diğer videoda da şunları anlatır. Piaget'i bitirmiş oluruz. Bakın şaka maka 3 videoda anca bitiyor. Uzun bir konu. Bilişsel gelişim dönemleri. Şöyle gelişim dönemleri evet bu bir şuradan başlayalım duyu motor dönemi duyu motor dönemi hmm. 0 2 yaş arasını kapsar 0 2 tekrar söylüyorum bakın bu yaş aralığında bulunan herkes Piaget'e göre şimdi belirteceğimiz özellikleri kazanır kazanmamızın sebebi olgunlaşmadır Piaget'e göre bu yaş aralığında aslında burası altı alt aşamaya ayrılmış. Onlar da o detayı da belirteceğim. Burada arkadaşlar yeni doğan bir bebekte herhangi bir zihinsel gelişim doğduğu anda yoktur. Zaman geçtikçe zihin gelişmeye başlar. İlk zihinsel gelişim emaresi öyle değil. Yeni doğan bebeğin yaptığı her şey reflekslerle alakalıdır. Refleksiftir yani nefes alması, emme davranışı vesaire zaman geçtikçe çocuğun refleksif davranışları bilinçli hale dönüşmeye başlar. Bilinçli olarak elini uzatır, bilinçli olarak ağlamaya başlar, bilinçli olarak annesini emmeye başlar gibi. Bu da zihninin geliştiğinin ilk kanıtıdır. Zaten yeni doğan kontrollerinde falan bunlar yapılır. Refleksler yok oldu mu, devam ediyor mu, amaçlı hale dönüşmüş mü diye. Gelelim bakın Yaklaşık 3-4 ay civarında çocuk zihni geliştiği için doğadan ayrışma adı verilen bir beceri kazanıyor. Doğadan ayrışma yani kendi bedeninin varlığını dış dünyadaki diğer nesnelerden ayırt ediyor. Şu başka bir varlık, nesne, bu başka bir varlık, nesne, ben başka bir varlığım. Şu bedenini dış dünyadan ayırt edebiliyor, onu anlayabiliyor. Yine herkesin böyle ezberlediği ama öz sevmenin umrunda olmayan bir şey ses bulaşması gözleniyor. Çevreden duyduğu seslere karşılık verme çabasıdır bu. Çocuk televizyondan bir ses geliyor, annesinden bir ses geliyor, oradan bir ses geliyor, oyuncaktan bir ses geliyor. Sese karşılık vermek istiyor. Ama sorun şu. Ya daha 1-4 ay arasından bahsediyor. yeni doğan bir bebek. Kafada şema yok ki. Az temelde doğuştan getirdi 10-12 tane refleksif şemalar sınırlı. Etraftan gelen seslere karşılık verecek de kafada Türkçe yok, anne yok, baba yok. Bir ses duyduğunda kafada ne sesi var şema olarak? Ağlama. O yüzden her şeye ağlayarak karşılık veriyor. Bir ses duyuyor ağlıyor. Öteki sesi duyuyor ağlıyor. İşte her şeye ağlayarak karşılık verme. Birisi ağlıyor, ötekiler de ağlamaya başlıyor. Aslında canı yandığı için falan değil. Sese karşılık verme çabasıdır bu. Mantığı buradan gelir. Peki ne oluyor bu daha da gelişiyor. Geliştikçe şema sayısı artıyor. Bir ses duyunca ona göre karşılık veriyor. Sadece ağlama değil, çeşitleniyor. Ses bulaşması da kazanılıyor. Tamam. Çocuk bu dönemde ilk deneme yanılma öğrenmelerine ediniyor. İlk deneme yanılma öğrenmeleri. Yani bakın elini açıyor kapatıyor elini kolu sallıyor ayağını sallıyor hiçbir şey yok. Onu yaptığı istediği yok. Bunu yaptığı yok. Ayağını salladı yok. Bir ağlıyor. Annesi mamayı getirip veriyor. Ha diyor demek ki elimi sallayarak değil, ayağımı sallayarak değil, oraya bakarak değil, ağlayınca diyor mama geliyor. Bundan sonra çocuk mama ihtiyacı olduğunda ne yapacak? Ya ağlama yapacak. Bu kadar denemeyen onun yoluyla öğrenme. En ilkel öğrenme türlerinden biri. Yine bu dönemde arkadaşlar çocuklarda, bebeklerde ilk alışkanlıklarımız burada kazanılıyor. İlk alışkanlıklar. Vücudun biyolojik alışkanlığını da koyabilirsiniz. İşte belli zaman aralıklarında dışkı yapma gibi, belli zaman aralıklarında yemek yeme gibi, belli zaman aralıklarında belli ihtiyaçları giderme gibi ilk alışkanlıklar da bu dönemde ortaya çıkıyor. Ama işte öz sevmenin daha çok sevdiği şey. Hop. Arkadaşlar yaklaşık 8-9 ay civarında ilk hafıza gelişimi ortaya çıkıyor. 8-9 ay civarında hafıza gelişmeye başlıyor. Öyle de düşünebilirsiniz. Hafızanın gelişmesi yani çocuğun zihninde şöyle düşünelim. 8-9 ay öncesinde çocuğun zihni bu. Kafada hafıza diye bir şey yok. Bomboş. O sebeple gördüğünü, işittiğini, kokladığını falan görüyorsa var, kokluyorsa var, işitiyorsa var. Vay iyi çizdim ha. Ya da tadıyorsa var. Bu da ağız olsun. <laughs> ne bekliyorsunuz? Ben anca bu kadar çizebilirim. Yani aramızdaki görsel sanatlar öğretmenlerine şimdiden özür diliyorum arkadaşlar. Yani onlara zulüm etmek istemem ama bu yani. Öyle. Şimdi çocuk etrafta duyu organıyla aldıklarını görüyorsa var, işitiyorsa var. Ama şu görüntü buradan gitti. Şu an bu, bu ortamda o görüntü yok. Kafada da zihin olmadığı için o görüntüyü görmüyorsa yoktur. Sesi duymuyorsa yoktur. 8-9 ay civarında zihinde bir hafıza denilen depo oluşuyor. Depo saklıyor. O sebeple bir görüntüyü mesela bu hafızaya yazdığı anda ya da sesi kokun, kokuyu şunu artık görmese de zihninde hala onun varlığını algılayabiliyor. Yani hafızanın gelişimi çocuğa neyi kazandırmış oluyor? Özsemenin çok sevdiği bir kavramdır nesne sürekliliğini, nesne devamlılığını kazandırıyor. Hmm. Nesne sürekliliği, nesne devamlı demek. Bakın şu an bu stüdyodayız. Ben görmüyorum ama aşağıda arabam var görmüyorum ama evde kitaplarım var, elbiselerim var. Ben görmüyorum ama sizler de varsınız. Yani bir şeylerin varlığını biliyorsun. O an için duyumlanmayan şeylerin zihinde saklanabildiği için onların varlığının algılanması nesne devamlılığı, nesne sürekli olarak geçer. ÖSYM o kadar çok sormuş ki bunu. Buyurun şuna bir işaret koyalım. Hafızanın geliştiğinin bir diğer kanıtı ise ertelenmiş taklittir. Ertelenmiş taklit. Hmm. Adından belli bakın arkadaşlar. ÖSYM soru olarak sorma da diğer şıklara falan geçirmişti bunu. Herhangi bir şeyi görüyor, işitiyor, kafaya yazıyor. Başka bir zaman, başka bir yerde o gördüğünü, duyduğunu eyleme dökebiliyor. E demek ki bunu bir yerlerde görmüş, kafanın içinde saklıyor ki şimdi eyleme döküyor. Yani hafızanın varlığının bir diğer kanıtı diyebiliyoruz. Şu nesne devamlı geldik. Peki. Asıl şimdi özsevmenin son yıllardaki çok önemsediğini. Ya bu konuda ilginçtir. Şimdi burası 6 tane aşamadan oluşuyor. İşte temel refleksler aşaması, birincil döngü aşaması, ikinci döngü, ikincilerin birleşimi, üçüncü döngü falan. Şimdi onları göreceğiz. Fakat bu konu önceden okul öncesi ÖABT konusuydu. Orada anlatıyorduk. Ya orada erken çocukluk gelişimi dersini anlatıyorum. Orada o detayları veriyorduk. Ama ÖSYM artık normal eğitim bilimlerinde, gelişim psikolojisinde de sormaya başladı. Burada da anlatıyoruz artık bunları bilmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar şu duyu motor döneminin belirli aşamaları var bakın. İşlem öncesi dönem iki aşama. Bu ise altı aşamadan oluşuyor. Dört, beş, altı. Şimdi bu dönemi şöyle niteleyelim o yüzden bakın. Birinci aşama refleksler aşaması. Şunlar yani. Çocuk 0-1 ay arasında sadece reflekslerle yürüyor. Refleks aşaması diyebilirsiniz. Burada bir şey yok bize lazım olan. Arkadaşlar ikinci aşama şu. Birincil döngüsel tepkiler aşaması. <laughs> Birincil döngüsel tepkiler. 1-4 ay arası öyle de düşünebiliriz. Şimdi gelelim. Önce döngüsel tepki ne demek? Onu bir anlayalım. Arkadaşlar döngüsel tepki şu. Çocuğun tesadüfen ya da bilinçli olarak yaptığı herhangi bir davranış ona haz verirse, davranışın sonucundan mutlu olursa o çocuk o davranışı mütemadiyen tekrar etmeye başlıyor. Bir davranış sonucundan haz aldığı için yineleniyorsa, sürekli yeniden yapılıyorsa o davranış döngüsel tepkidir. 2019 veya 20'de sadece döngüsel tepki olarak sormuştu. Geçmişte de sormuştu. İşte dedim ya son yıllarda şu türlerine geçti. Bu döngüsel tepkiler arkadaşlar bakın. İlki en ilkel, en basit olanı 1-4 ay civarı. Birincil döngüsel tepkiler şeklinde olur. Bunlara da sadece bedenle yapılan davranışları örnek olarak veririz. Arkadaşlar zor değil. Karışacak bir şey de yok bakın. Sadece beden. Bırakın şimdi elinizdeki kalemi falan. Bedeninizle bir hareket yapın bak. Şu sadece bedenle yapılan bir hareket. Ya da bakın sadece bedenle yapılan bir hareket. Bakın bedenle yapılan bir hareket. Kafayı sallarsın bedenle yapılan bir hareket. Bunlar. Şimdi çocuk şunu yapıyor. Bak bizim için çok basit. Anlıyorum. Şimdi biz 45 yıldır bunu kullandığımız için bize bir haz vermiyor. Ama bunu ilk kez yapan bir bebeği düşünün. Çocuk zihinden sinirler vasıtasıyla emri gönderiyor. O emir sinirler vasıtasıyla kaslara geliyor. Kasları büküyor. Vay be diyor ne kadar güzel yaptım ben bunu. İşte bize komik geliyor. Saçma geliyor da o zaman için çocuk haz aldığı için sürekli yapıyor. Hani ayaklarını sallayıp duruyorlar ya. Döngüsel tepki o. Sadece bedenle yapılan her tepkide, her döngüsel tepkide birincil döngüsel diye geçiyor. Bu kadar. Fakat zihin geçiyor, gelişiyor. 4-8 ay civarında. Bakın 2023 sorusu arkadaşlar. Şunu sormuştu. Çok da güzel soruydu. İkincil döngüsel tepkiler kazanılıyor. İkincil döngüsel tepkiler ise sadece bedeniyle değil artık ilk kez bedeninin dışında nesnelere yöneldiği, bedeninin dışındaki nesneleri kullanmaya başladığı, nesne bilincinin oluşmaya başladığı dönemdir. Yani çocuk bedeniyle bir nesneyi kullanmaya, hükmetmeye başlar. O zaman buraya beden artı nesne diyebiliriz. Ne demek bakın? Arkadaşlar ben şu an yazı yazarken bakın hem nesnenin bir hareketi var hem bedenimin bir hareketi var. Şu nesneye hakim olmak o nesneyi kullanmak çocuğa haz veriyor. O yüzden bunu mütemadiyen yapıyor. Biz yazı yazıyoruz mesela ikinci döngüsel tepki çocuk oyuncağını alıyor düğmesine basıyor. Bak hem beden hem nesne sürekli yapıyor bu sefer nesneye hakim olmak hoşuna gidiyor çünkü. Çıngırağını sallıyor değil mi? Evet bak bu da ikinci döngüsel tepki. Bizde nedir? Biz çıngırak sallamıyoruz mesela. Telefonu elinden düşürmeyenler var ya bu da ikincil döngüsel tepki. Aynı şeydir. Çünkü sürekli Instagram'dan bakıyor, story bakıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, şunu ediyor. İkincil döngüsel tepki de bu. ÖSYM nasıl sordu tekrar edeyim? Piaget'in bilişsel gelişim kuramına göre bebeklerin ilk kez kendi bedeninin dışındaki nesnelere yöneldikleri, ilk kez nesne kullanmaya başladıkları aşama hangisidir dedi ikinci döngüsel tepki yazdı. Gelelim. Arkadaşlar bir de şunlar var. İkinci döngüsel tepkileri birleştirmek var. İkinci döngüsel tepkilerin birleşimi. Bunu da sormuştu. Koordinasyonu, birleşimi, örgütlenmesi fark etmez. Aynı anlam. Birleştirmek, koordinasyonu. Anlatalım. Şimdi ikinci döngüsel tepki neydi? Beden. Bakın aslında şu an benim yaptığım bu. Hem burada bir nesne hem burada bir nesne. Şunu yapmak bile birden fazla ikinci döngüsel tepkiyi bir arada kullanmak. Birleştirmek. Birden fazla nesne kullanmak anlamına geliyor. Yani şöyle diyelim mi bakın. ikinci döngüsel tepki neydi? Beden artı nesneydi. İkincil döngüsel tepki neydi? Beden artı nesneydi. İşte bunları birleştirmeye ikincil döngüsel tepkilerin koordinasyonu denir. Yazmıştı ÖSYM e, Bebek bu dönemde diyordu. Hem oyuncağının düğmesine basar hem elindeki çıngırak sallayabilir. Bak oyuncağın düğmesine basmak ikincil döngüsel tepki. Çıngırak sallamak ikincil döngüsel tepki. Bak birden fazlasını yapıyor. O zaman ikincil döngüsel tepkileri birleştirmiş oluyor. Süper. Geliyoruz arkadaşlar şuna. Üçüncül döngüsel tepkileri. Şöyle söyleyeyim. ÖSYM bunu sordu. Bunu sordu. Bence sıra bunda. Üçüncül döngüsel tepkiler. Ha bunu da okul öncesi ÖABT'de sormuştu bu arada. Üçüncül döngüsel tepkiler. Arkadaşlar bu da artık Çocuğun zihni geliştiği için 12 aydan sonrası çocuk çevreye karşı daha duyarlı olmaya başlıyor. Artık kaşif modunu açıyor. Her şeyi keşfetmek, öğrenmek istiyor. Nesnelerin neden böyle olduğunu anlamaya çalışıyor. Hareketli nesneler çok dikkatini çekiyor. O uzaktan kumandalı arabalara bayılıyor. Ya da arabayı geriye çekiyorsun, kuruyorsun, bir bırakıyorsun. Bakıyor ne kadar güzel gidiyor, kendi kendine nasıl hareket ediyor diye gidiyor, oyuncu alıyor, kurcalamaya başlıyor. Tekerini söküyor, bu nasıl dönüyor diye o pil yuvasını çıkarmaya çalışıyor. Merakın, öğrenme isteğinin, keşif becerisinin çok yüksek olduğu ve artık bedeninin değil, sadece nesnelerin hareketinden hoşlandığı. Bakın nesnenin hareketi, merak keşif, her şeyi öğrenmek istemesi. Bu da üçüncül döngüsel. Şu kalemi alıp bak sallamak nedir? İkincil döngüsel tepki. Buradaki bebeğe verin bu kalemi sallamaz artık. Bu ne lan der. Bunun içinde ne var ya der. Burayı açmaya çalışır. Keç bunu Süleyman hocanız da yapıyor. Yani o da böyle. Hayatta bırakmaz bu kalemi. Açmaya bakıyor burada ne varmış diyor. Bunu çıkarıyor. O yüzden sürekli bozarlar oyuncakları. Bu dönemdeki çocuklara fazla oyuncak almayacaksın. Ya da sağlam oyuncu kalacaksın. Yoksa çok bozuyorlar herhalde. O mürekkebimiz de bitmiş bu arada. Anlaşıldı umarım. Bakın arkadaşlar ÖSYM şunu sever. Nesne sürekliliğin ama son yılların favorisi burasıdır. Şöyle düşünün. Bakın birinci aşama refleks, ikinci aşama, üçüncü aşama, dördüncü aşama, beşinci aşama, altıncı aşama da sembolik şemaların kullanımı aşaması. Duyu motor dönemi bu. Bilmemiz gereken beceriler, bilmemiz gereken olgunlaşmayla kazandığımız özellikler bunlardır. Ön sevmem bilmiyorum tabi son yıllarda şuraya vurgu yapmış da yine bunları sorar sormaz artık hazır olmak lazım. Olgunlaşmayla bir bazı becerileri kazandık. 2 yaşına kadar kazandığımız beceriler bunlar. Az sonra da arkadaşlar şu diğer dönemleri görelim. Mecbur bölelim yoksa çok uzar. 1, 2, 3. Şu diğer dönemleri de görelim. Sonraki videoda Piaget'i bitirmiş olacağız bilginize. Ondan sonra da Vygotsky'yi, Brunel'i, Bronfen, işleyeceğiz. Bakalım. Yani 2-3 video daha zihinsel gelişimdeyiz. Az sonra devam. Hadi bakalım.